sarı kız, ocağına düşmüşüm. Sarışın güzel kız, hasretinle ölmüşüm. Sarışın sarı kız, ocağına düşmüşüm. Sarışın güzel kız, hasretinle ölmüşüm. Herkes başka güzel, o bir başka güzeldir. Tanrı'nın kul diye yarattığı melektir. Herkes başka güzel, o bir başka güzeldir. Tanrı'nın kul diye yarattığı melektir. Onu sevmek ölüme çare bulmak demektir. Onu sevmek ölüme çare bulmak demektir. Sarışın sarı kız, ocağına düşmüşüm. Sarışın güzel kız, hasretinle ölmüşüm. Sarışın sarı kız, ocağına düşmüşüm. Sarışın güzel kız, hasretinle ölmüşüm. Sarı kız, ocağına düşmüşüm. Sarışın güzel kız, hasretinle ölmüşüm. Sarışın sarı kız, ocağına düşmüşüm. Sarışın güzel kız, hasretinle ölmüşüm. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz aramıza Hakkı Bey. Çok teşekkürler. Çok sağ olun Sayın Abdullah kardeşim, Sayın Nülüfer Hanım'cığım ve Sayın Ustam Van. Evet, kahvaltı sofrası sahibi Mehmet Zeki Aygün bizlerle. Ve teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi Sarışın Sarışın diye şarkı okuyayım. Baktım Abdullah Usta hepsini söylüyor. Benden daha güzel söylüyor. Valla evet. Nereden ezberlemişsin? Kafanda kalmış. Evet, bütün eserler hepsi aklımızda evet. Baba. Bugün bir nostalji programı yapacağız fırsat evet, buldukça. İnşallah. Hoş geldiniz aramıza tekrar. Çok teşekkür ederim. Hemen sizi yerinize evet, alalım. Çok sağ olun. Evet, hoş geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Bugün sizlere Abdullah Usta'nın sizler için hazırladığı birbirinden lezzetli ve güzel yemeklerle karşınızdayız. Ve bugün aramızda iki tane çok değerli konuğumuz var. Öncelikle Arabex'in kralı Hakkı Bulut bizlerle ve Van Kahvaltı Sofrası sahibi Mehmet Zeki Aygün bizlerle. Aramızda hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler, Mehmet çok Bey nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizin bu güler yüzünü görüp İyi olmamak elde değil. Çok teşekkür çok ederim. Ayaklarınıza sağ sağlık. Ve boş gelmediniz. Bize evet. Bugün sürprizlerle geldiniz. Evet. Böyle Van kahvaltısı bugün ayağımıza geldi sevgili izleyenler. Az sonra da sizlerle paylaşacağız. Ve Arabex'in kralı muhteşem sesiyle Hakkı Bulut bizlerle. Nasılsınız Hakkı Bey? Vallahi her zaman ekrana kendimi gördüm az önce dedim ya. Evet. 40 sene önceki görüntüm neyse şu anda da aynı görüntüyü görüyorum maşallah kendime. Maşallah. Maşallah. Yani şu anda bir 40 seneyi aşan bir müzik hayatım var. Şu anda da 61. albümün hazırlıklarıyla uğraşıyorum. Maşallah, ne güzel. Tabii kim davet verirse kırmadan gidiyorum. Ama bu ara biraz televizyonlara çok çıkmıyorum. Evet. O neden bende gizli. Niye gizli? Açık açık söyleyeyim. Şu anda şarkı okurken bile şöyle düşündüm. Şu anda millet acaba ne diyor? Ya Hakkı Bey, şu anda ülke kan ağlıyor. Çocuklar ölüyor, anneler ölüyor, askerler ölüyor, polisler ölüyor, ocaklara ateş düşüyor. Sen nasıl şarkı söylüyorsun derler diye de korkuyorum ama bu nihayet bir işimiz, bizim programımızdır. Sizin sanatınız bunu gerektiriyor, yapıyorsunuz. Arkadaşımın mekanı var, o onu gerektiriyor. Pilot uçağını sürüyor, esnaf dükkanını açıyor. Maalesef acılar yaşaya yaşaya programa devam ediyoruz. Kimse demesin ki şıkır şıkır oynuyorlar. Bu evet. İşimizi yapıyoruz. Bu iş devam ediyor. Ne yapalım? Hayat ne güzel bir de sağduyulusunuz. Evet. Bir tek şey üzülüyorum. Evet. Akşamları gidiyorum.
eşimin gözünde yaş görünce şu anda da üzülüyorum. Çünkü ne oldu diyorum. Hakkı diyor çocuk bu oldu diyor yine diyor denizde. Evet. Üzülüyorum. Hakkı ne oldu? Çocuk öldü Şırnak'ta, Diyarbakır'da ağlıyorum. Hakkı ne oldu? İşte polis şehit oldu, asker gencecik şehit oldu falan diyor. Evet. Bu bize büyük acı veriyor. Maalesef ülkemiz bu hale geldi. Maalesef, büyük ıstırap çekiyoruz. Ayrıca. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sizinle kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz ve ben hemen ustama da dönmek istiyorum. Ustam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olasın efendim. İyisiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün böyle bomba gibi program yapacağız inşallah. Evet, şöyle Mehmet Bey'den çok güzel böyle van kahvaltısı sözünü de bize yaptı, getirdi bugün. Çok sağ olsun. Ellerine sağlık diyoruz. Hem sanatçımız, abimiz Hakkı abim hem de Mehmet abim sağ olsun bizleri kırmadılar. Sevgili iş adamımız bizi bugün böyle hem güzel kahvaltıyı da getirmişler. Evet. Güzel bir program olmuş olacak Peki, inşallah. Peki bu güzel kahvaltının yanında sen ne yemekler yapacaksın bizlere? Evet, bizim de 3 tane yemeğimiz olacak. Şöyle bir gün hemen hızlı bir şekilde yapacağımız yemeklerimiz olacak. Çünkü sevgili izleyicilerimiz hemen güzel eserleri bekliyorlar. Bugün sizlere neler yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Hemen bulgurlu çok güzel bir kabak dolmamız olacak. Onu sizlerle beraber hazırlayacağız. Hemen ondan sonra sizlere şöyle güzel bir tatlı hazırlayacağız. Kemal Paşa tatlımız olacak. Şantili tatlımız olacak ve onu yapacağız. Ve güzelce bir şekilde barbunya salatamız olacak. Sevgili izleyicilerimiz barbunya salatası hazırlayacağız. Şimdi sevgili yönetmenimizden hemen ilk önce kabak yemeğimizin biz listesini alacağız. Hemen ondan sonra tatlımızın da listesini alacağız sevgili izleyenler. Çünkü ikisi beraber güzelce bir şekilde hazırlayacağız. İkisinin de listesini aldıktan sonra yavaş yavaş biz ne yapacağız? Yemeklerimizi hazırlayacağız ve bir de güzel bunların yanında eserlerimizi dinlemiş olacağız inşallah. Evet ustam, o zaman öncelikle hemen kabak yemeğimizin malzeme listesi gelsin ekranlara. Bu da istekti. Şöyle inşallah bugün hem Meltem Hanım, hem Ahmet Bey, hem de Hüseyin Bey bunu evlerinde yapacaklar. Güzel bir hemen sevgili izleyen bulgurlu kabak dolmamız hazırlanacak ve sizler de evlerinizde yapacağı çok da güzel bir sunum olmuş olacak. Bunun için sizler isterseniz kişi başına birer veya da iki tane kullanabilirsiniz. Kaç tane istiyorsanız sevgili izleyen o kadar kullanılabilirsiniz. 5 adet kabak kullanıyoruz. 300 gram kadar kıymamız var. 1 bardak kadar bulgur kullanıyoruz. 1 adet kuru soğanımız var. 2 diş sarımsak kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar salça kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kuru nane, kırmızı toz biberimiz ve 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. 2 adet domates kullanıyoruz. Sevgili izleyenlerim 300 gram kadar yoğurdumuz var. İlk önce harcımızı hazırlayacağız. Güzelce bir şekilde harcımız hazırlandıktan sonra kıymamız, bulgurumuz, ondan sonra salçası ve bütün baharatların içine ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde kabaklarımızı içini dolduracağız ve ondan sonra sevgili izleyenlerim hemen tepsimize ilave edeceğiz. Sıcak suyla beraber fırına göndereceğiz. O fırında güzelce bir şekilde pişecek ve piştikten sonra yanına güzel bir sos hazırlayacağız. Sosla beraber üzerine yoğurtla beraber servis edeceğimiz çok güzel bir bulgurlu kabak dolmamız olmuş olacak. Size de afiyetle hazırlayıp inşallah yemiş olacaksınız. Tatlımızın da listesini alalım sevgili yönetmenimizden. Krem şantili Kemal Paşa tatlımız için de sevgili izleyenim hemen neler kullanacağız? Bir paket hazır Kemal Paşa tatlısı kullanıyoruz. 3 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Bir paket krem şanti kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Hemen nasıl yapacağız sevgili onu kısaca bir hemen anlatalım. Toz şekerimizi biz tenceremize ilave edeceğiz. Hafifte biraz karamelize olacak güzel bir renk alması için. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz ve yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Kaynadıktan sonra ondan sonra Kemal Paşa tatlılarımızı içine ilave edeceğiz ve tenceremizin kapağını kapatıp altını kısacağız. O yavaş yavaş hemen güzelce bir şekilde suyunu çekecek. Suyunu çektikten sonra servis edeceğimiz tabaklarımızı alacağız soğutmamız için. Ve ondan sonra krem şantimiz hazırlanacak. Krem şantimizi üzerine ilave ettikten sonra ondan sonra afiyetle yiyeceğiniz çok da güzel bir tatlı olmuş olacak inşallah. Evet ustam biz de şimdiden ellerine sağlık Çok diyoruz. Çok teşekkür ederim Nifer Hanım. Hemen izleyenlerimize telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatıyoruz. Telefon numaramız 0212 454 55 70. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet. Fakat Abdullah Usta jet gibi konuşur maşallah var. Evet maşallah. O konuda üstüne yoktur yani. Evet ustam hemen kabak yemeğimize başlayacak. Bugünkü menümüzü nasıl buldunuz Hakkı Bey? Yani şu anda Mehmet dedim Bey. Ya ben uygulamaya göre şimdi. Yemeğin çıkmasını bekliyorum ki bir an önce yiyeyim ben. Sonuca bakacağız diyorsunuz. Sabırsızlıkla evet. Bekliyoruz. Evet ustam. Evet ilk önce harcımız hazırlanacak. Bunun için hemen ne yapacağız? Bulgurumuz. Ve farklı bir sunum olacak. Bulgur kullanacağız kabakta. Evet. Genelde kabak yemeklerinde pirinç daha ağırlıklı olur. Değil mi? Pirinç biraz daha fazla kullanılıyor. Sarımsak şöyle. Hakkı Baba sarımsak seviyor musun? Zaten sarımsak oldu mu dertler bitti demektir. Evimizde hep sarımsak dolu.
Hem de en kalitelisini, en güzelinden. Bir de bahçeye ekiyorum. Benim bir yazlık bahçem vardı Selim Paşa'da. Çok güzel. Ekiyoruz. Oradan söküp söküp getiriyoruz. Şöyle arılarım bile var. Hadi söyledim. 10 kovan arım var benim. Ne güzel. Ya, tabii. Ama arılar da çok güzel besliyormuş. Yani 10 çift daha bal. Evet, programın öncesinde Hakkı Bey'le görüşmüştük. Onu bizimle paylaştı Hakkı Bey. Evet. 10 çift daha bal olan bir kovanda ikisini alıyor, 8'ini arılara bırakıyor. 8. Çok cömert. Evet. Çok cömert davranıyor. 8 tane petek varsa. Evet. Arılar ölmesin diye iki tanesini alırım, gerisini orada bırakırım, arılar yesin. Ama fazla fazla da alıp ne yapacak? Ne yapacak? Yapmıyor insanlar. Evet. Yani 9'unu alıp birini bırakıyor veya o birini de bırakmıyor. Kışında soğukta ölüp gidiyor hayvan. Maalesef. Sizin de vardı aslında arıcılık işiniz değil mi? Şemdinli'de dediniz. Şemdinli'de şu an aldığımız bal. Evet. Bitlis'te alıyoruz ama ağırlıklı Van ve Şemdinli. Van ve Şemdinli. Evet. Sizinle konuşmaya daha sonra devam edeceğiz. Hemen İstanbul'a dönelim. Şu anda sarımsaklarımızı ilave ettik. Ve şimdi maydanozlarımız. Çok yakışıyor değil mi? Şöyle biraz da maydanoz ilave edelim. O doğrarken zevk alıyorum ha. Otomatik maşallah var. Sadece ustalığından değil konuşmasından da maşallah. Çok şet gibi olmuş maşallah. Evet, benden daha güzel konuşuyor. Bence biraz iki sefer tekrarlaması lazım. Çünkü elinde kalan kağıt olan onu unut almamıştır. O hıza yetişememiştir. Evet. Orada görünür, o biliyor onu. Fakat burayı çok güzel yapıyor. O. Şimdi bulgur, maydanoz ve sarımsak. Sarımsak. Evet. Bulgurumuzu ilave ettik. Kavurdu mu? Akı Bey. Ben sarımsak görünce dayanamam. Yerim. Biraz içine tuzumuz ilave edeceğiz. İşte o yaramıyor sadece tuz. Tuzu hafif ve az veya de fazla kullanılabilir. Biraz karabiber çok karabiber. Güzel bir karabiber, lezzet katıcı. Çok fazla kullanırsak midemizde yanma ve ekşi olacak. Nane görüyorum orada. Nane çok yakışıyor böyle dolmalarda. Nane biraz fazla kullanabiliriz. Pulverimiz. Hakkı Baba, Nilüfer Hanım pulverini hem tatlıda kullanıyor hem çayına ilave edeceğiz. Çok fazla seviyor, onun için fazla kullanacağız. Doldur, siz seviyor musunuz? Doldur abi, her şeyi severiz. Tamam, o zaman şöyle. Bol acılı olan her şeyi seviyoruz. Değil mi? Biraz pulverimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra sevgili izleyelim, şöyle biraz salçamız. Domates mi, biber salçası mı? Karışık. İkisi de var. Şöyle. Hemen. Bazıları bilmez. Aslında salçaları sadece tek tek kullanmamak gerekiyor değil mi ustam? Yani domatesli biberi kullandığımız zaman daha sanki. Tabii elimizde varsa oluyoruz. Daha güzel olur. İkisini beraber kullanırsak hem daha güzel lezzet olur. Renk olarak da daha güzel bir renk ortaya çıkmış olacak. Kıymamız. Biber salçasını biz güneşte yaparız, kuruturuz. O harika olur. Tabii damın üzerine sererdik Çukurova'da ya da doğuda. Tam güneşin altına kuru. Gayet doğal bir şey. Muhteşem olur. Harika. Tabii şimdiki devirde öyle değildi başka yerlerde. Maalesef şimdi her şeyin hazırını güzel karıştırdılar. Görürüz. Değil mi? Şöyle. Pişirmeye gerek yok yani alıp böyle ekmeğin arasına koysak doğru. Bunu yiyip gideceğiz genelde değil mi? Evet, ben hep öyle diyorum zaten mesela. Pişirmeden de yiyebiliriz. Değil mi? Öyle şu güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Yaratmamızdan böyle bir somun ekmek isteriz biz. Nasip olursa yarın da ya da öbür gün arkadaşımızın mekanı vardır. İnşallah. Evet. Eyüp'te oraya uğrayacağım. Van kahvaltı sofrasında bir van yemekleri yiyeceğim. Mehmet Bey'le. Mehmet Bey biraz yerinizden bahseder misiniz? Van kahvaltı sofrası neydi? İnsanlar artık böyle gitmeliyiz hani. Yani o kadar çok rağbet görüyor ki Van kahvaltı sofrası. Şimdi yerimiz gerçekten çok nezih, çok güzel bir yer. 4 ayrı salondan oluşuyor. Evet. Hatta bizim Anadolu'nun, Doğu'nun o şark köşeleri dedikleri yer oturma bile yaptım. İnşallah nasip olur gelirseniz daha güzel olur. 200 kişilik bir yerimiz var, salonumuz. Eyüp'te tam Fesane'nin karşısında. Bu sene nasip oldu. Başakşehir'de de bir yer açtık. Hayırlı ikinci olsun. Şubemizi açtık. Allah razı olsun. 2009'dan beri bu işletmenin başındayız. Çok güzel. Ve çoğu insanlar geliyor diyor yani Van'dan niye buraya kadar bu 2000'e yakın kilometreden bu kahvaltı kültürü nedir, nedir özelliğiniz? Biz direkt onlara gelip mekanı ve kahvaltıyı yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Özellikle Van kahvaltı sofrasında böyle tavsiye ettiğiniz Van'a özel hangi çeşitleriniz Van'a var? Van'a özel has ürünlerimiz, balımız özel. Balınız, evet. Kaymağımız çok güzel, süt kaymağı, günübirlik yaptığımız kaymak, tereyağımız, mortuğumuz, cacığımız. O ekmekleriniz? Ekmek, çüreklerimiz, lavaşlarımız, pidemiz. Bunlar hepsi aslında ayrı ayrı. Aslında her şeyiniz ayrı her ayrı şeyin, özel. Evet. Gerçi Türkiye'nin dört bir köşesinde her bölgenin ayrı bir güzelliği var, bir doğası var. Her tarafı, memleketimizin her tarafı birbirinden güzel. Ama tabii herkes doğduğu yeri illaki ön plana çıkartmak istiyor.
Bizler de Van'ın insanları... Bunu yaşatabilmek de çok güzel Mehmet Bey. Yaşatabilmek tabii ki çok önemli. Yani 2000 kilometreden buraya getirip bir kültürü yaşatmak kolay değil. Evet. Ve Türkiye'de de bir ilktir diyebilirim. Yani bir mekanın, restoranın kahvaltıyla açılıp kahvaltıyla kapanması. Biz bunu bir ilk yaşattık ve... Ve saatlerinizden de bahsedebilir misiniz izleyenlere? Sabah saat 6, akşam 5. Akşam 5. Sadece kahvaltı bizde. Evet. Ve 2014, 1 Şubat'ta Dünya Rekorlar Kitabı'na giren bir kahvaltı Van kahvaltısı. Evet. Van kahvaltısını deyip geçmemek lazım. 51.793 kişiyle şu an Dünya Rekorlar Kitabı'nda. Başarılarınızın devamını dileriz yani. İnşallah devamı gelir. Saat 5'ten sonra ne yapıyorsunuz? 5'ten sonra kapatıyoruz. Elimizde çekilip dinleniyoruz. İyi peki. Evet. Ama Hakkı Bey gelecek zaten eşiyle Yok, beraber. Ben, tabii, ben söz verdi. Söz verdi. Evet. Güzel sebeptir ya. Harika. Kendimi o anda Van'da hissedeceğim. Evet. Bir de biraz sonra inşallah göreceğiz. Yani tatlarımız, damak tatları gerçekten tatmadığımız, görmediğimiz tatlardır. Evet. Aslında yani damak tadı da herkese de hitap ediyor Mehmet Bey. Ve evet. Her ağız tadı. Ve bir reçelimiz var. Evet. Çok iddialıyız. Türkiye'de bir ilktir diyorum. Biraz sonra inşallah ben söylemeyeyim ne reçeli olduğunu. Evet, onu soracaktım. Onu, o zaman sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Bilene de hediye veriyoruz. Evet. O, çok iddialıyız. Süper. Belki hediyeyi biz burada peşin alalım. Ben de katılmak istiyorum bu yarışmaya. Bilene ailece kahvaltı ikramımız var. Aa, süpermiş. Biz konuşurken Abdülhamus'ta bir sürü şeyler yapıyor bak hele. Evet. Bu arada bir telefon bağlantımız varmış. Hemen alalım. Tabii. Alo. İyi akşamlar. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Siz de bizim evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nereden katılıyorsunuz? Nasılsın? İyiyim sağ olasın Sultan Hanım. Siz nasılsınız? Yine önceden de arıyordum ben. Başka bir kanaldaydınız. Hatırladınız mı? Hatırladım Sultan Hanım. Nasılsınız? Durumunuz nasıl? Telefonunuzu bilemediğim için arayamadım şimdiye kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Sultan Hanım. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Bugün Allah'ım. Böyle iki tane çok değerli konuğumuz var Sultan Hanım. Evet biliyorum. Birisini tanıyorum Hakkı Bey'i. Evet. Mehmet Bey'i de tanıyor. Hoş geldiniz evimize. Sağ olun hanımefendi. Çok sağ olun. Çok teşekkür olun, ederiz. Nasılsınız? Vallahi hani şarkımı bir daha söyleyeyim. Ben buymuş daha. İyi. Çok teşekkür ederim. Ne güzel işte. Olduğunuz gibisiniz Hakkı Bey. Çok teşekkürler hanımefendi. Çok sağ olun. Hatırladınız mı? Bir kere yıllar önce gelmiştiniz bize. Neresi? Menajerinizde vardı. Ankara. Ankara'dan arıyor Ankara Sultan evet. Sultan Hanım. Ankara. Size mi geldi? Eve mi gelmiş? Evet. Kızımın ismi Nesli'ydi. Ha peki. O da Türk söylüyordu biliyorsun. Sen şimdi sen öyle konuşunca hanım diyor ki bu neydi? Niye gitti sen? Var mı bu yaşta sorun? Tamamen açarsanız konuyu şimdi. Hakkı Bey de zan altında kalmasın. Adı neydi? Hakkı Bey sizi görünce heyecanlandım. Adın neydi? Sultan mı diyorsun? Sultan Hanım evet. Sultan'ım. Peki. Ankara Tuzluçay hatırlarsanız. Ya nasıl hatırlayayım güzel ablacığım? Herhalde 40 sene oldu. Canım sağ olsun. Yine de bir hatırlatayım dedim. İyi yaptın. Sağ olun. İyi yaptın. Çok teşekkür ederiz Sultan amcığım. Bizden bir isteğiniz arzunuz var mı efendim? Dur bir şey söyleyeyim. Ne? Yok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, peki. Reçel ismini bilirsem tekrar arayabilir miyim? Tabii ki arayabilirsiniz. Reçel dediniz ya. Tabii reçel bölümü bilirsen diye tekrar arayabilir miyim? Tabii arayabilirsiniz her zaman Sultan Hanımcığım. Biz buradayız. Çünkü biz de yapıyoruz evde öyle reçellerimizi falan kışlık hazırlık. Evet bu yarışmaya bugün ben de dahil yani. Olacağım. Ben de size buradan tiyo veririm. Evet. Tamam Sultan Hanımcığım bizden bir isteğiniz arzunuz var mı efendim? Çok sağ olun. Canınızın sağlığını istiyorum. Pardon. Çok teşekkür ederim. Konuyu anlayamadım. Reçel'le ilgili. Reçel'le ilgili. Misafirimize de iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yemeklerim feyze alttan sürekli geçerse çok memnun olurum yani. Ya bir şey sorayım. Liste alttan geçerse. Tamam sevgili biz hemen rejiyi iletiyoruz. Ve Hakkı Bey de bir şey söylemek istiyor şu anda Sultan Hanım. Madem buyurun efendim. Madem 40 sene önce gördüğün adamla bir farkım var mı? Aynı mıyım? Değişmiş miyim? Merak ettim. Valla aynısınız. Allah sağ uzun ömür versin hepinize efendim. Amin inşallah. Herkese. Amin inşallah. Amin. Ama siz çok güzel birisiniz. Olduğu gibi hiç ne bileyim yani. Ben buyum. Bilmiyorum. Değişmem. Ben çok seviyorum. Ben değişmem. Evet.
Sağ olun. Ne güzel, ne çok güzel. Çok teşekkür ederiz Sultan Hanımcığım. Buradan sevgiler, selamlar sizlere. Ankara'ya da kocaman evet. kocaman ben sevgiler gönderiyoruz. Size, herkese sevgiler. Sultan Hanım hem size hem de ailenize burada canı gönülde sevgi selamlarımızı da göndermiş olalım. Gerçi canım sürekli benim. Arıyordunuz. Ellerinizden siz öpüyorum. Ailenize selam söyleyin benden. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet ustam neler yaptık? Evet şimdi hemen harcımız hazır. Sadece içine bir tane domates kullanacağız. İlk önce soğanımız, ondan sonra bolca sarımsak. Hemen kabımız içine ilave ettik. Ondan sonra baharatlarımız, maydanozumuz hepsini içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde kıymamızla beraber bulgurumuzu hemen yoğurduk. Onu yoğurduktan sonra kabaklarımızı ayarladık. Ondan sonra şimdi domatesimizi ilave edelim. Domatesi tabi istersek kıyma makinesine veya da blenderdan da geçirip o şekilde de kullanabiliriz. Yok, bıçaktan geçirmek daha güzeldir. Daha şey olur değil mi? Diri olur. Biz bugün aslında kabak dolmasını farklı bir sunumla yaptık. Yani bulgur kullandık içinde sevgili izleyenler. Ve kabaklarımızı bütün olarak kullanıyoruz. Bütün olarak kullanacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ustam şöyle oymuş. Ustam gerçekten bunu nasıl becerdin böyle? Ben şimdi düşündüm de ama şöyle evet buldum. Hem alttan hem üstten oymuş i̇ki, bu kabaklar. İki evet. taraflı. Şimdi harcımız hazır. Kıymayı nereden aldın merak ettim. Kıymayı bizim burada bildiğimiz bir market var. Güzel bir market var. Oradan alıyoruz. Peki. Evet ustam. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Hakkı Bey'le sohbetimize devam edelim. Oh, yalnız o dolmadan gözlerini alamıyor. Bir eser. Zevk veriyor. O zaman biz dolmayı dolduranlar bir eser daha mı dinlensek evet. ne yapsak değil mi? Evet. Bir şarkıda, şöyle. Bu şarkıda herkese gelsin be. Hangisi yarısı onu okuyorum. Evet. Gelsin abi. Sıradaki parçamız da gelsin. Mesela. Sevgili kardeşime de gelsin. Çok tüm banlara gelsin. Çok sağ olun. Tunceli, Maltepe, Elazığ, Adana, Ceyhan. Gölgeden esen yerlerden bastığım toprağın her zerresinden boynuna taktığın beyaz intiden elinde tuttuğun gonca güllerden sana selam verip geçen birinden ne bileyim işte kıskanıyorum seni kendim. Tanrı kulların incisi sensin.
gözlere nazar değmesin. Seni kem gözlerden kıskanıyorum. Seni kendimden bile kıskanıyorum. Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Seni kendimden bile kıskanıyorum. Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Dilinize sağlık. Çok teşekkür edeyim. Biz teşekkür ederiz. Abdullah, sen benim bütün şarkıları biliyorsun be. Aklımızda baba. Bütün hecelerini bir sizin geleceğinizi duyunca hemen çalışıyor aklı. Teşekkür ederim. Öyle mi abi? Buyurun. Önceden sınava hazırlanıyoruz değil mi Nilüfer Hanım? Evet ustam neler yaptın? O dolmalar harika görünüyor bitti. Yalnız. Bitti. Ben şarkı okuyorum, işi bitiriyorum. Şimdi hazır. Kabak dolmalarımızı güzelce bir şekilde hazırladık. Sevgili izleyenlerimiz şu anda hazır ve fırına göndereceğiz. Ama fırına göndermeden önce ne yapacağız? Güzel bir sos hazırlamamız gerekiyor kendimize. Şimdi biber salçamız ona güzel bir renk versin diye. Sosumuzda ne yapacağız? Şöyle salçamızı alalım. Hemen bir kabımızı içine ilave ettik. Tekrardan bunun içine biraz daha baharat ilave ederseniz hem dolmanız daha güzel olur hem daha lezzetli bir şekilde hazırlanmış olacak sevgili izleyenlerimiz. Minik biraz karabiberimiz. Ondan sonra hafif biraz nane kullanabilirsiniz. Çok yakışacak. Güzel bir lezzet verecek. Ondan sonra pul biberimiz. Pul biber isterseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Zaten fazla koyuyorsun. Değil mi? Şöyle baba biraz da kekik. Usta burada ha. Yanı hatar bir şey yapma. Evet. Şöyle hafif biraz çok az bir tuzumuz. Ondan sonra zeytinyağımız. Zeytinyağımız ilave edelim. Buna herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Kaynar suyumuzu ilave edeceğiz. Şöyle kaynar suyumuz. Yetecek kadar kaynar suyunuzu ilave edin. Isıtmanıza gerek yok sevgili izleyenlerimiz. Sıcak suyumuzu ilave ettik. Hemen iyice bir karıştıralım. Bunlar üzerine mi dökeceksin usta? Üzerine dökeceğiz. Daha şöyle buharla beraber güzelce bir şekilde pişsin diye. Üzerinin kızarmasını da sağlayacak değil aslında. Mi? Evet. Evet. Şöyle salçamız topak topak kalmasın diye. Bunu güzelce bir şekilde. Daha önce geldiğinde sormuştum ama bir daha sorayım. Memleketin neresi senin? Benim memleketim Van. İki Van'ın arasında kalmışız, evet. Şöyle sosumuzu üzerine ilave edelim. Değil mi? Eskiden ne kadar çok Van'a konserlere gidiyorduk, evet. Turnelere, kapalı spor salonlarında. İnşallah yine gidersiniz. Hayırlısı, yani i̇nşallah şimdi inşallah diyelim. Ne diyelim? Evet. Çalışıyoruz. Şimdi o değil de ustamız, bizim hanımlar sabah akşama kadar evde kalıyor. Akşam gidince ne yaptınız? Ya işte yapıyorum, hazırlıyorum diyor. Maşallah gün boyu yapmadıkları yemek ustamız hemen 5 dakikada burada yaptı hazırladı. Maharetli abi. Vallahi tam usta. Helal olsun. Elinize sağlık ustam. Çok teşekkür ettim. Şimdi biraz da domatesimizi yanına ilave ettik. Daha güzel bir şekilde hazırlansın diye sevgili izleyenlerimiz. Şöyle yağlı kağıdımız hemen bunu da üzeri hem yanmayacak hem de daha güzel bir şekilde pişirmiş olacağız. Hadi şöyle alalım. Abdülhasak sen onu keserken bir selam sana göndermişlerdi. Söyleyeyim sana. Benim bir sanatçı arkadaşım var, Yunus Bülbül. Yunus abi. Şu anda Avrupa'da konser organizası yapıyor. Yani benim konserlerim bağlıyor. Selam vardı sana akşam. Aleyküm selam, başım gözüm üstüne. Sevgili Yunus, sana selamlar. Akşam Belçika'dan telefon ettin. Aldı, geldi mesajın. Bizden de selam olsun ama aslında dedim ki Yunus abi buraya gelirsen bir konuk olarak davet edeceğiz gelir, inşallah. Gelir. İstanbul'a gelirse onu bekliyoruz programımıza. Gelir nasip olursa Şubat'ta demek ki bizim konserlerimiz var Şubat'ta Mart'ta. Ondan sonra geldiğinde ben söylerim muhakkak gelir sana. Tamam. Peki yurt sizin turneleriniz başladı mı? Ben devamlı çalışıyorum. Evet.
Hollanda, Belçika, Fransa, evet. İngiltere, maşallah, çok güzel. Avusturya bağlıyor. O bağlıyor. Sonra gidiyoruz hep beraber. Evet. Yunus'la birlikte. Ben, evet. Yunus, iki tane hanımefendi, başka sanatçılar kim var bilmiyorum ama geçen sene de gitmiştik. Saray Nur Hanım da var mı? Bilmiyorum. Yok. Başka sanatçılar var. Evet, bu arada bunu hazır. Ustam neden ıslattınız? Üzeri yanmasın diye kağıdımız hem daha yumuşak ve buharla beraber güzel bir şekilde pişimizin sağlanmış olacak ve üzeri de yanmayacak. Bu şekilde yağlı kağıdımızı ilave edeceğiz ve yarım saat pişecek. Yarım saat piştikten sonra ondan sonra yağlı kağıdımızı alacağız. Biraz tekrar üzeri kızarması için. Ondan sonra bir 10 dakikada fırınımıza pişireceğiz ve yemeğimiz hazırlanmış olacak. Şimdi hazır sevgili izleyenlerim, şöyle bir tane kaşık veya da çatal da bırakabilirsiniz. Fırınımızın rüzgarı, buharı güzelce bir şekilde üzerinde kaldırmasın diye yağlı kağıdımızı. Ve şimdi hazır ve fırına gönderelim. Şöyle. Evet, şöyle mavi bir kızarsa. Evet. Mesela bak çatal da üzerine koyuyor. Evet. Doğru, rüzgar kağıdı kaldırmasın. Şimdi fırına gönderdik sevgili izleyenlerimiz. 170 derece bir 40 dakika pişmesi gerekiyor ve 170 derece fırınımızı ayarladık. 40 dakika güzelce bir şekilde pişecek ve ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir dolma olmuş olacak inşallah. Evet ustam, ellerine sağlık. Şimdi tatlımıza geçiyoruz hemen. Evet, tatlımız şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hemen ne yaptık? Şekerimiz. Kullanacağınız miktar kadar şekerinizi tencerenize ilave edin. Hafif biraz karamelize olsun, yani güzel bir renk versin. Şekerinizi hafif çok az bir yaktıktan sonra içine kullanacağız. Örneğin 500 gram kadar toz şekeri kullanıyorsanız bunun içine 750 gram kadar da su kullanacaksınız ki hem de birebir güzelce bir şekilde hazırlansın. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz, güzelce bir şekilde kaynadı ve kaynadıktan sonra Kemal Paşa tatlımız. Onu buyurun, böyle bakabilirsiniz. Ben sakın. Ona bakıyorum da. Evet, şöyle buyurun. İçine ilave ediyorum. Ya şu şeker malzemesini bir daha söylesene, ben evde yapacağım onun için. Ne yaptın? Şekerimizi önce normal kuru tenceremiz. Şöyle bir kuru tenceremizi içine ilave ediyoruz. Hafif biraz yakıyoruz. Çok az yakıyoruz, bir yakıyoruz. İşte onu öğrenmeye çalışıyorum. Ondan sonra suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Suyla beraber güzelce bir şekilde kaynıyor. Hatta içine bir dilim taze limon da ilave edersek o güzelce bir şekilde şekerlemesini de önlemiş olacak. Ve ondan sonra kaynadıktan sonra tatlımızı içine ilave ettik ve yavaş yavaş tatlımız şimdi kaynıyor. Tatlımız ilk başta kaynarken şöyle karıştırabiliriz. Biraz bu ara hafif... yağı da ilave bir şey yaptın mı? Yok, yağ kullanmayacağız. Yani, sadece tamam. Bunun üzerine biz ne kullanacağız? Kemal Paşa'nın üzerine güzel bir krem şantimiz olacak. Onu ilave edeceğiz. Onunla beraber fındık veyahut da cevizle beraber sunumumuzu yapacağız. Peki. Afiyet olsun her yiyene diyeceğim de keşke nasip olsa da bütün insanlar yeseler. Değil anda. Mi? Çok güzel olurdu. Keşke evet. imkanımız olmuş olsaydı. Herkese buradan göndermiş olsaydık. Evet. Tabii. Evet, sizin yemekle aranız nasıl Hakkı Bey? Mutfağa ben, girer misiniz evde? Vallahi hanım yapmadığı zaman ben kendim yaparım. Bazen benim iki tane kızım da Adana'da. Zaten Allah hanımın başlasın. Da annesi, kardeşler hep burada. Bazen gidiyor. Buradaki kalan kızlara, iki tane kızım da burada kalıyor. Onlara yemek yapmam lazım. Çünkü evet. görevliler. Biri İngilizce öğretmeni yapıyor, biri bankacı. Ben kalkıyorum onlara, yemeklerini yapıyorum. Fırına atıyorum abi. Çok güzel. Ne güzel fırını yapıyorum. En güzel yaptığınız yemek hangisi Hakkı Bey? Yoksa bütün yemekleri yapıyorsunuz. Hepsini yaparım. Bütün yemekleri yaparım. Ama en rahatı bana... Acı bol oluyor mu yemeklerde? Tepsilerde. Tabii oluyor. Oluyor değil tepsi, mi? Tepsi kebap yapmak yani patlıcanları, patatesleri, aralarında da böyle etleri falan koyup. Neyse milletin iştahını artırmayalım. Biberli domatesle falan evet. üzerine şunların hepsini yapıyorum. Kızım geliyor. Baba ne güzel yapıyorsun ya. Sen annemden güzel yapıyorsun diyor. Annesi yokken tabii. Yani annesi yokken bu laf ediyor annesi değil mi? Annesi gelince laflar bitiyor. Zaten ne mutlu ki bizi... böyle bir babaya sahiptir o zaman Hakkı Bey. Benim eşim de evet. yaptı en güzel. Bütün yemekleri severim ama en çok da Antep katmerini yapar. Evet. Evet, katmeri seviyorum. Antep dediği zaman balıkla patlıyor. Aranız nasıl Hakkı Bey? Belki millet soruyor ya. Hakkı Bey gençliğin neye borçlusun onu da söyleyeyim. İyi bir reçetedir. Haftada iki kere ya da üç kere muhakkak balık yerim. Balık. Hem balığın pahalısı da var, ucuzu da var. Fark etmez. Ucuzu da pahalısı aynı vitamini veriyor. Her balığı yiyin bir muhakkak. Bir tek soframıza olsun değil mi? Bir de yoğurt yerim abi. Her hafta bize Trakya'dan 10 kilo 15 kilo süt gelir. Eşim onları mayalar aga. Harika. Her gün günde belki iki kere üç kere yoğurt yerim çok ben. Çok güzel. Benim yiyeceğim bu. Aslında Zeki abi şimdi Nurten Hanım sürekli benden van balığı istiyor. Bir türlü evet. nasip olmuyor. Ben evet, de gitmedim. İnci kefal balığı. Van balığı. Van balığı. Sözü var. Lezzetli bir balık. Orada çok lezzetli. Evet. Sözüm olsun ikinize de getiririm inşallah. Vallahi getirirsen tamam. Ararım. Ben tatlı da olsa umudu kestim zaten Mehmet yok, Bey. Umudu kesme değil de. Yok umudu kesmeyin.
Ben Van'a çok fazla gidemedim. Aslında bundan iki ay önce de benim amcam da vefat etti. Yine şey yapamadı. Bazı çocuğum da rahatsızdı, gidemedim. Aslında gitseydim Van'da Nülfer Hanım için özellikle getirecektim. İnşallah belki dedim işte yaz döneminde gideriz Van'a. Ama gelen Adınası olsa çünkü olmadı. Sözüm vardı. Evet. Van balığı nasıldır? Zeki abi anlatır mısın? Balığı dünyada bir... Balığa girmeden önce bir telefon bağlantımız buyurun, varmış. Hemen buyurun. Alalım. Alo. Ben yerime geçeyim o zaman. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Özden, günaydın. Hoş geldiniz Özden Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Nilüfer Hanım? Bizler de iyi. Sizin sesinizi duyduk. Daha da iyi olduk. Sağ olun. Abdullah Usta'ya kolay gelsin diyorum. Yemekleri çok güzel oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Özden Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler Allah Abdullah Bey, siz nasılsınız? Çok teşekkür ettim, sağ olasın. Böyle sizler arayınca biz daha iyi oluyoruz. Tabii. Ben Hakkı abiyi çok seviyorum. Evet. Çok teşekkür ederim, çok sağ olasınız. Ha, nereden, hangi memleketten arıyorsun gülüm be? Ben esasen Çanakkale'liyim Hakkı abi. Yakınız. Ama İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Oh, komşuyuz ya. Komşuyuz. Öyle buraya. Mi? Tabii buraya yakın. Evet. Ben sizi çok seviyorum parçalarınızı. Hatta sizden bir isteğim olacaktı. Söyle. Kıskanırımı ama söylediniz. Söyledim. Bundan sonraki parçayı sen... Eşim Behçet günaydına ve kızlarım Selda, Deniz, oğullarım Kemal ve Göksel için rica etsem mümkün mü acaba? Bir slow şarkı okuyacağım biraz sonra onlar için. Sen canımsın diye bir şarkı. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Hakkı Bey. Sizinle sağ olun. Hatta çok böyle görüşmek istiyorum. Mümkün mü? Şu anda yüz yüze görüşüyoruz. Tamam. Çok teşekkür edeyim. Çok teşekkür ederim. Eşinize, çocuklarınıza selamlar söyleyiniz. Aleyküm selam. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi öpüyorum. Selamlar. Sağ olun. Biz de sizi kocaman öpüyoruz. Sevgiler, selamlar Özden Hanımcığım. Evet. Evet, şimdi... Tatlımıza geçeceğiz sanırım. Geçmeden önce diğer yemeğimizin malzeme listesi gelsin. Tamam. Dilersen ustam hemen gelsin. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yesel daha dinleriz değil mi? Güzel Hakkı olur. Hakkı Bey'le. Ciğer mi dediniz? Ciğer yok bugün Hakkı Bey. Ne söyledin? Eser dedi ustamız. Diğer yemeğimiz. Ha, diğer mi dedin? Ben özür dilerim. Ben. Yok, estağfurullah olur mu? Hayır, ciğer varsa... Çok lezzetli oluyor da eğer evet. Hakkıyla yapılırsa onu soruyor. Birdenbire içime kan. Ne oldu bana? Aslında geç hasta bugün köşke ciğer ayarlanmış olsaydı evet. Gelecek sefere bize inşallah. Gelecek sefere ustalar. Bir dahaki sefere hazırlayalım. Hayırlısı. Peki. O zaman bir sevgili yönetmenimizden hemen ikinci listemizde alalım. Sevgili izleyenimiz söyle. Barbunya salatamız içinde neler kullanırız? Hemen iki, bu da çok güzel bir salatamız olacak. Hem pratik hem de hafif bir salatamız olacak. 2 su bardağı kadar barbunya kullanıyoruz sevgili izleyenimiz. 1 adet haşlanmış havuç kullanıyoruz. Ve ondan sonra 1 adet kuru soğanımız ve 1 tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. 1 adet taze limon kullanıyoruz. Ve ondan sonra 1 adet göbek veya da kıvırcık da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa elinizde onu da değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra 1 adet kırmızı biber kullanacağız. Ve 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız olacak. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz olacak sevgili izleyenimiz. Hemen barbunyamız normal kuru fasulye hazırlar gibi bir gün öncesinde güzelce bir şekilde ıslatacağız sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra çok fazla dağılmayacak şekilde onları haşlayacağız. Haşladıktan sonra güzelce bir şekilde soğutacağız ve kenarda bekleteceğiz. Ondan sonra ayrı bir kabımızın içine hemen göbekleri güzelce bir şekilde doğrayacağız. Onun içine kırmızı biber ilave ederseniz çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Kırmızı biberimizi ince ince doğrayacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Ondan sonra soğanımızı aynı şekilde piyaz şeklinde doğrayacağız. İçine ilave edeceğiz. Ve biberimizi de içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde karıştıracağız, harmanlayacağız. Ondan sonra bir veya da iki tane havuç kullanacağız. Biz ona biraz da fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz sevgili. Şöyle hafif biraz fındıkla beraber karıştırdıktan sonra afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir salata olmuş olacak inşallah. Evet, ya bu bilgisayar gibi konuşuyoruz. Evet, maşallah. Allah razı olsun. Yani aslında normal yapmış olduğumuz kuru fasulye piyaz. Piyaz. Ve bugün biz farklı olarak barbunyasından yapacağız. Deneyeceğiz. Evet, sen işlemlerini hazırlarken biz bu arada sohbetimize sohbet devam edelim. Sohbet bize bir eser daha mı söyleyeceksin? Biraz lütfen. Sohbet edelim Hakkı Bey'e. Tamam. Daha sonra eser alacağız. Hakkı Bey normal yaşantısında neler yapar? Biz Hakkı Bey'i genelde müzik eserleriyle tanıdık. Şu anda ben evet. 61. albümün hazırlıklarıyla uğraşıyorum. Evet. Bestelerim var, güftelerim var. Onları devamlı yorumluyorum, stüdyoya giriyorum, kendi stüdyom. Öğlen bir kelime mi eklenecek? O kelime için koca eseri değiştiriyorum. Tekrar. Bayağı yorucu ama zevkli yorucu. Çünkü dün akşam mesela sabah 4'te yatmıştım. Evet. Tam 4'te yattım. Bir baktım bir telefon geldi gece saat 5. Baba,
Seni çok seviyoruz. Kardeşim saatiniz yok mu sizin? Baba bu da işte arkadaşlar beraberiz. Hep beraber seni dinliyoruz. Ya dedim bu saatte aranmaz. Evet. Kardeş aranmaz. Evet. Yani senin anlayacağın bu. Ondan sonra başka ne yapıyorum? Sütü, işim benim sütü diyor. Ne yapıyorum hanım? Ya sen biliyorsun gülüm. Sabah saat 7'de muhakkak ayaktayım. Hangi çok saatte yatarsın? 7'de ayaktayım. Evet. Bir işe gidiyorum. Bazen ufak bir iş var. Elim kaşınıyor. Acaba diyorum o işten para mı geliyor? Sol el olduğuna göre gidiyor şu anda bütün evet. paramız. Şu anda gidiyor. Allah çok şükür. Evet, bu arada bir telefon bağlantımız varmış Hakkı Bey. Alo. İyi günler. İyi günler Almanya'dan efendim. Hoş Mirza geldiniz. Olay. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben Hakkı Bulut hayranı olarak. Buyurun efendim. Onunla konuşmak istesem. Tamam gülüm konuşalım. Çok beğeniyorum. Sağ ol. Abdullah Hocam aşklarını çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selam yolluyorum. Bir istek istiyorum lütfen. Evet buyurun alalım. Ya Hakkı Bulut'tan hangi şarkı? Hangi şarkı istiyorsun? Ney? Hakkı Bulut'tan şarkısından bir tane istiyorum. Tamam ablacığım. Gelen şarkıyı sana da armağan edeyim. Şarkının adı da... Ay, çok teşekkür ediyorum. Şarkının adı şu. Sen canımsın diye başlıyorum. Sana da armağan etmiş olalım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Nereden arıyorsun? Nereden? Onu söyle. Almanya'dan. Augsburg. Augsburg'dan. Ya. Tamam oraları çok iyi biliyorum. Bir nasip olursa bir ay sonra geliyoruz oralara. Konsere geliyorum ben. Gerçekten turneye. Mi? Tabii. Ne oldu? Tabii. Şu anda organize yapılıyor. İşler bağlanıyor. Nasip olursa bir ay sonra çıkıyoruz. Geliyoruz. İnşallah gelirse, Augsburg'a gelirse tabii ki geleceğim. Tamam hanımefendi. Çok teşekkürler. Çok sevinirim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Necla Hanım. İyi günler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgiler, selamlar buradan. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hakkı Bey onun haricinde de Selim Paşa'da bir çiftliği var. Orayla çiftlik demeyelim canım. Yok. 1000 metrekarelik bir arsa. Arsa evet. Tellere çevrilmiştir. Ama içerisinde her türlü ağaç vardır. Evet. Hatta ceviz ağacına tut da Japonya'da yetişen bir meyve, yuvarlak bir meyve vardır. Evet. Onun ağacını bile ektik. Çok güzel. Arılarım vardır. Hı hı. Kiraz ağaçları vardır. Hurmalar vardı. Hurmalarım öyle güzel. Nah şu kadar. Hanım onları topladı hepsini getirdi. Ya dedim hanım biz bu hurmaları ne yapacağız? Hakkı dedi herkese lazım. Aldım artık bankadaki arkadaşlarıma götürdüm. Ne güzel. Kaderleri evet. Güzel olan bankacı arkadaşlarıma götürdüm benim gibi. Ondan sonra arzuladığımız dostlarımıza, komşularımıza veriyoruz. Kızlarımıza gönderiyoruz. Tek başına yemiyoruz. Biz hiçbir şey tek baştan yemeyiz. Ondan sonra dediğim gibi onu söyleyecektim. Turnem vardır. Onun hı hı. Turneleri, Anadolu turnelerim oluyor benim. Şu anda Anadolu turnesine çıkmıyorum. Çünkü Avrupa konserleri var. Yarın vize almak için müracaat ediyoruz. Evet. Bu vize sıkıntısı biraz zor. Hı hı. İnsanı sıkıyor. Çünkü onu götür, bunu götür, şunu götür. Onları toparlamak, götürmek bayağı zaman alıyor. Onun dışında dediğim gibi bestele güftele uğraşıyorum. 61. albümün hazırlıklarını yapıyorum. Çok güzel. Bir de çalışıyorum Hayırlı ki olsun. O albümü çıkarabilmek için para kazanalım ki çıkaralım. Çünkü evet. Çok büyük paraya mal oluyor. Böyle ucuz albüm yapmıyoruz. Kaliteli albüm yapıyoruz. Müzisyenler en iyilerini çalıştırıyoruz. En kalitelerini çalıştırıyoruz. Tabii büyük para gidiyor. O parayı bulmak için çaba sarf ediyoruz. Çaba sarf etmek evet. Gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi hayata devam. Tabii başlarken söylemiştim. Üzüntülerimiz çoktur şu anda bu ülkede. Kendi ülkemizde üzüntülerimiz çoktur. O üzüntülerin bitmesi için içimden evet. Gelen bütün dilek duaları söylüyorum. Şu anda kan ağlıyoruz hepimiz. Evet. Siz de, ben de, herkes ama herkes bu felaketin bir an önce bitmesi en içten dileğim. Evet. İnşallah olur. İnşallah. Dualarımız yeni kabul olur inşallah. Yeni bir ay geçmeye başladı ama bu yeni gelin de bundan sonra bütün için. İnsanlara hayırlı ve uğurlu gelmesi, mutluluk getirmesini diliyorum. Barış içinde, huzur içinde evet. Yaşamamızı sağlar inşallah. Evet bu arada ustam da Kemal Paşa tatlılarını hazırlamış. Ne güzel hazır geldin, değil ne mi? Güzel şöyle tezgahımıza yeni alsın.
Şimdi sevgili izleyenler, hemen Kemal Paşa tatlımız hazırlandı. Güzelce bir şekilde biraz sonra krem şanti ile beraber servisini yapacağız konuklarımıza, ama biraz soğunması gerekiyor. Çünkü biz ne yapacağız? Krem şantimizi üzerine ilave ettiğimizde ne yapacak? O sıcak olduğu için eriyecek hemen. Biraz güzelce bir şekilde soğuyacak. İyice soğuduktan sonra ondan sonra konuklarımıza da ikram edeceğiz. Ve güzelce bir tatlımız olmuş olacak. Şöyle alalım kenara. Biz de salatamıza devam etmiş olacağız, evet, inşallah. Biz de bu arada Hakkı Bey'den bir eser daha dinleyelim. Evet, Sen Canımsın diye bir şarkı söylemiştim. Gelsin be. Tam nostalji yapıyorum. Tabii. Yılların içerisindeki bir her şarkıyı okuyorum. Biraz sesini açsınlar. Gecenin sabahında hasretinle uyanıp bugün yine yok demek bilsen ne zulüm. Kah resmine bakıp kah anılara dalıp bugün yine yalnızım demek ne ölüm. Her gecenin sabahında hasretinle uyanıp bugün yok demek bilsen ne zulüm. Kah resmine bakıp kah anılara dalıp bugün yine yalnızım demek ne zulüm. Hasretinle dünyamı karartma olur. Tertemiz bir sevgiyle inanıp sevdim seni. Meğer ne vefasızmış dedirtmen olur. Ruhumu aydınlatan hayatıma ışıksın. Hasretinle dünyamı karartman olur. Tertemiz bir sevgiyle inanıp sevdim seni. Meğer ne vefasızmış dedirtmen olur. Sen canımsın, sen kanımsın. Seninle mana bulurum varlığıma. Sen canımsın, sen
yaşamayı, sensiz olmayı ve sensizliği kabullenmeyi. Yo yo yo, bu hayatımın en ağır yükü, ıstırabımın en çekilmesi ve tövbe tutmayan tek duam olur. Sensiz yaşamam ve sensiz yine de yaşayamam. Sağlık. Çok güzel bir eser. Çok ya böyle aşklar kaldı mı bu devirde bilmiyorum ki ya. Var mıydı sen? Bizim zamanımızda biz bu aşkları yaşıyorduk, böyle şarkılar yapıyorduk. Yani gerçeği anlatıyorum biliyor musun ya? Evet. Vallahi. Harika. Bu arada da Özden Hanım'a gelsin bu eserde. Bir isteği vardı kendisinden. Hakkı Bey'di. Evet. Az önce telefonumuza bağlanmıştı. Evet. Tekrar sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Evet ustam, bu arada barbunya salatamız da hazır hemen hemen. Evet, şimdi yemeklerimiz hepsi hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi güzelce bir şekilde tatlımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Salatamız da hazırlandıktan sonra içine neler kullandık? Bir veya da iki tane havuç güzelce bir şekilde haşlayın. Ondan sonra barbunyanızı haşladınız. İçine baharatlarınızı hangisini seviyorsanız, ne kullanmak istiyorsanız onu içine ilave edin. Zeytinyağınızı ilave edin ve ondan sonra soğanımızı piyaz şeklinde güzelce bir şekilde doğradık, içine ilave ettik. Bir adet kırmızı biberimizi de biz içine ilave ettik. Hem görsel olarak daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi de sevgili izleyenim şöyle bir adet göbek veya da yarım göbek de ona güzel bir lezzet katacak. Şöyle ince ince doğrayalım. İçinden de çok fazla belirgin olsun. Hem de şöyle güzel de bir sunum katmış olacak bu. Şimdi Nilüfer Hanım. Buyurun. Ben şaka okurken o da okuyor. Evet. O ara ben... Durmadan gözüm onda. Çünkü hem şarkı benimle birlikte okuyor. Evet. Bir de bakmaz çık 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 doğruyu ulanıyorum şimdi. Elini kesler de ben uğursuz yanlış olacak. Yok estağfurullah. Allah diyorum. Ve jet gibi yapıyor. Maşallahım var be. Maşallah. Allah nazardan korusun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evet, salatamız da hazır değil mi? Hemen yavaş yavaş başlayalım. Evet ustam, sen sunumuna geçmeden önce biz kısa bir araya gidelim hemen. Tamam. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerdeyiz. Bizden ayrılmayın. Kaç dakika reklamlarımız?
İstemem o güzel gençliğin mahvolsun. İstemem sen beni acıyıp sevesin. İstemem benimle ızdırap çekesin. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Yalanla kuramam aşkın temelini. Allah'tan korkarım, aldatamam seni. Yeminler uydurup çalamam kalbini. Aşkın öldürse de mahvetse de beni. Ben buyum seversen canım sana feda. Ben buyum sevmesen bana de elveda. Razıyım bu ömür böyle geçip gitsin. Zaten gülmek yasak bana bu dünyada. Zaten gülmek yasak garibe dünyada. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ağzınıza sağlık. Bu şarkıyı herkese tabii gönderdim. Herkese, ya yüreğinde sevgi olan herkese. Özellikle bir Ceyhan'da Ali Yılmaz diye bir öğretmenlik yaptım. Hatay'ın bir köyünden. Şimdi Ceyhan'da gelip o da öğretmenlik yapıyor. Ona ve ailesine gönderdim. Herkese gönderdim. Halil Bayrak sana da gönderdim. Çorum'a da gönderdim. Evet, teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza güzelliğe bak, güzelliğe bak. Evet, Van kahvaltı soframız var. Daha önce gittiniz mi Hakkı Bey? Ben Van kahvaltı gideceğim. Sofrasına? Van'da gittim, Van'da gittim. Gittiniz. Tabii burada gitmedim ama nasip olursa yarın ya da öbür gün eşimle birlikte gidiyorum. Fesane'deki... Mehmet Bey'in yerine. Mehmet Bey'in yerine. Hakkı Bey. Evet. Bir de Aydın Türk Ankara'da sizi izliyor. Sizi çok seviyor. Sevgili kameraman kardeşimizin amcası. Peki. Sizleri çok seviyormuş. Sevgili Aydın Türk kardeşim selam ve sevgiler. 2016 ve bundan sonraki senelerin hepsi de sağlık, mutluluk, hayırlı işler getirmesi dileğiyle. Amin. Çok teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Hemen biz Mehmet Bey'i de yanımıza alalım. Şöyle Van kahvaltı sofrasının hemen başına gel, anlat gelsin. Mehmet Bey, gel anlat bunu. Öncelikle bir reçelimizden başlayalım. Reçelimizi tahmin edeceğiz. Bugün ne reçeli var burada? Önce evet. Bir başlayalım. Evet. En sona reçeli bırakıyoruz Mehmet Bey. Şimdi Hakkı Bey demin otlu peynirden bahsetti. Aha, buradaki evet. Marketlerden aldığını ve yemediğini bahsetti. Her yörenin bir has bir ürünü vardır. Bizim Van'ın da has bir ürünü otlu peynirdir. Otlu peynir bizim sofralarda olmazsa olmazıdır. Muhteşem. Otlu peyniri başka yerde aramayın harika. Hakkı Bey. Evet abi bundan sonra demek Van'da ki... Van'da alırsınız veya bizim Eyüp'teki yerde veya Başakşehir'deki yerimizde alabilirsiniz tamam. Bu otlu peynirini. Peki. Şöyle Hakkı Bey de hemen tadına da bakabilir aslında ya, peynirimizi. Ben bakarım. Bak, milletin karşısında yemek zor gibi oluyor. Sen boş ver. Biraz sonra başlarım ben ona. Evet. İçindeki otlar da tabii doğal ve organiktir. Kırsal kesimlerde... Elde edilen otlar tamamen bir antibiyotik diyebiliriz bunlar. Özellikle otun özelliği ne Mehmet Bey? Yani ne otun özelliği Van yöresinde yetişen otlar. Özellikle en güzel ot hı-hı. peynir için yabani sarımsak deriz. Yabani sirik sarımsak. Deriz biz orada. Evet. Kendi dilimizle Anadolu şivresi. Ben bu sirik, siliği yiyeyim bir tane. Sirik, evet. Dayanamadım abi. Yiyebilirsiniz hiç korkmayın. Nasıl buldunuz Hakkı Bey? Nasıl? Daha yeni başladım. Ve bizim Van kahvaltı sofrasından diğer arkadaşlarımız da var. Hemen şöyle arka taraftan da hemen onları da alalım yanımıza. Evet sizinle aynı beraber çalışıyorlar evet, evet. ekibinizden. Evet beraber çalışıyoruz. Evet. Biri bizim salon şefimiz. Evet. Biri bizim mutfak şefimiz. Gerçi Abdullah Usta'nın yanında bunları söylemekle. Biriniz bu tarafa gelin. Sizi de şöyle alalım. Evet. Şimdi Van kahvaltı deyince akla ne gelir? Akla Hakkı Bey yediğiniz peynir gelir. Peynir gelir abi. Nasıl ya, oldu ya gibi eriyor abi yağ gibi vallahi. Sana demek ki doymadı bu ona evet. yetmez. Kavutumuz gelir. Vay vay. Bakın Hakkı Bey. Ben bilirim kavutu da. Asıl şu an bu yediğimiz ekmeklerin rengi böyle esmer olması gerekiyor. Orijinal bolda evet. hiç işlenmemişi. Çok güzel. Ama maalesef şu an fırınlara gidip gelene kadar 10 elden 15 elden geçiyor. Bembeyaz bir ekmek geliyor önümüze. Evet maalesef. Sarı köy buğdayı deriz buna. Buğdayın hiç işlenmemişidir bu. Saç tavalarda odun ateşinde kavurduktan sonra el değirmeniyle öğütülür bu.
üvütüldükten sonra ikinci aşama bize gönderilir. Burada yağla birleştiririz. Evet, harika. Onu bal veya reçelle de tatlandırıp yiyebiliriz. Şu anda da içinde bal. İçinde ceviz var, balımız var. Evet. Ondan sonra murtuğamız yine Van yöremize ait, ceviz 10 yumurtadan yapılıyor. Sabah kahvaltısında yiyiliyor. Reçelimiz, reçele geleceğiz. Reçele en son geleceğiz. Kaymağımız, kaymak. Süt kaymağı. Evet. Günübirlik yaptığımız buradaki kaymak. Belki Anadolu'da, Doğu'da, Van'da bizim anneler, nineler yapar bilir de yalnız bu tarafta süt kaymağı yapıp bulmak belki de mümkün değil diyebiliriz, evet. Ama biz süt tamamen organik yapıyoruz. Evet. Yine Van yöresine ait cacık deriz. Şimdi kahvaltıda cacık deyince yok cacık içmiyorum diyoruz. Asıl cacık jajidir bu. Jajiden gelmedir cacık. Evet. Süzme katı yoğurt. Hakkı Bey, yoğurdu bile kendimiz burada mayalayıp süzüyoruz. Evet. Balımız, kara kuvan balımız. Gerçek kara kuvan balı. Gerçek orijinal kara kuvan balı ve testlerimiz var. Burada ismini vermek istemiyorum. Laboratuvarda tahlil yaptığımız ve tahlil sonuçları şeker tespit edilemedi. Sıfır şeker. Evet. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Bu yenilecek mi burada? Bugün burada. Yiyeceğiz bugün. Bunları. Hepsini evet. Bitirmek biraz sonra. Gerekiyor. Peki. Yine süzme balımız var. Helvamız var. Muhteşem. Un helvası mı? Un helvası mi? Var. Evet. Peynir çeşitlerimiz var. Ve reçel. Ben ve onu reçel. Da tahmin hemen etmek istiyorum. Buyurun. Bakayım doğru mu tahmin edeceğim. Hurma. Hakkı Bey. Vallahi. Çok iddialıyız bu konuda. Hurma reçeli midir peki? Ben hurma değil de değil. Sanki kayısıdan yapılmış gibi kayısının. Ha? Abdullah Usta. Ben de hurma diye tahmin ettim yani ama. Yani hurmaya benziyor evet. Görüntüsü. Buyurun Hodri Meydan. Ya bir yerine hurma belli olsun ya. Tadına da bakabilirsiniz. Şöyle reçelimizi de izleyenlerimiz de göstereyim. Hemen bu arada telefon numaralarımızı da veriyoruz. Evet. 0212 454 5570 sevgili izleyenler. Reçelimizi tahmin eder misiniz? Ne reçeliymiş hemen şöyle. Ama tabii benden yiyenler bunu söylemesin. Bunu bir sırdır. Bunu. Evet. Evet. Ben yemedim de bilmiyorum. Şu anda sadece tahmin bize üzerine. Bize gelenler biliyordur. Evet. Bize gelenler. Biz de geliriz inşallah bundan sonra. Çatal alabiliriz. Valla hurmaya da ben hurmaya gibi mi? Hurma değil bu. Bu hurma değil de. Acaba diyorum bir tane yesek belli İyi olur mu ya? Ustam ben... tahminin nedir? Ben de aynı sizin gibi. Ben dedim hurmadır. Hurma. Evet. Hurma değil abi bu. Tamam Hakkı evet. Bey'den hemen yorum alacağız ben şimdi. Ben hurma demiyorum da ama... Malatya kayısı gibi düşündüm. Değil galiba. Ben yine yesem de anlamam ama yine yiyeyim. Söyleyemiyorsa değerli seyircilerimizi mi bekleyelim? Evet böyle bir telefon bağlantısı da yapabiliriz evet. Diyenlerimiz evet. Ama Hakkı Bey'in de hemen yorumunu bekliyorum ben. Kayısı abi mı abi. Hakkı Bey? Yok kayısı da değil o kadar içerisi. Hurma Mehmet Bey. O kadar yumuşak. Ben gelmedim. Kaymak gibi diyorum. Eridi gitti. Ne olduğunu bilmiyorum da. Anlaşıldı bunu bitirecek Hakkı Bey. Ben bitiririm de sen söyle de şimdi millet merak etmesin çünkü. Evet açıklıyorum sayın seyirciler. Evet. Türkiye'de bir ilktir diyebilirim. Tabii ki evlerde belki yapan vardır ama ticari amaçlı şu an bu reçeli yapan biz varız. Domates reçeli. Domates reçeli. Evet. Evet. Hele dedim yağ gibi. Çeri domates ama aynı domatesi. Hurma görüntüsünde sevgili izleyenler. Evet. Evet, hiçbirimiz tahmin Vay. Edemedik. Bugünkü kahvaltı soframızda sevgili kameramanlarımıza, yönetmenimize gidiyor o zaman. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ve yerinizden de son olarak bahsedersiniz. İzleyenlerimiz merak ediyorlar şu anda. 2009'dan beri biz İstanbul Eyüp ilçesinde, Feshane'nin karşısında Eyüp Van Kahvaltı Salonu. Herkesi 2015 bekliyoruz. 2015 senesinde de ikinci şubemizi Başakşehir'de açtık. Başakşehir'deki yerimiz de çok nezih, çok güzel. 500 kişilik salonlarımız vardır. Ve her zaman bekliyoruz yani doğudan ta ki 1700-1800 evet. Kilometreden buraya bu kültürü getirip yaşatmak da kolay değildir. Biz size teşekkür ederiz bu kültürü bizlere yaşattığınız için. Bunu unuttunuz ya. Bu da çörek. Bu evet. Da bizim çüreğimiz. En önemlisi. Bu da Van çöreği. Van çöreği kadı deriz buna. Evet görüntü alalım. Yani ta ki Van'dan buraya bu kültürü getirip yaşatmak böyle Van'ımızı şöyle kültürümüzü ince. Unutmamak evet. Amacıyla güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sizler de bizi davet ettiğiniz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hakkı Bey'in burada olması çok bizim için bir gururdur. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Burada da Abdullah Usta'nın malzemeleri geldi abesi. Evet. Oh.
Evet, dolmaları da ustam da hemen neler yapmış. Üstten hemen böyle geçiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş programımızın sonuna giriyoruz. Ustamın kabak dolmaları da hazır sevgili izleyenler. Şöyle yakın bir görüntü alalım. Evet sevgili izleyenler, şöyle hemen bulgurlu kabak dolmamız güzelce bir şekilde hazırlandı. İçine bulgurumuz, kıymamız, baharatlarımız ve domatesle beraber güzelce bir şekilde içini doldurduk ve ondan sonra hemen üzerine sosumuzu hazırladık. Sosumuzla beraber güzelce bir şekilde üzerine ilave ettik. Domatesle beraber fırına gönderiyoruz. Fırında bir 40-45 dakika pişmesi gerekiyor. 180-190 derece aralıklarında ve fırında güzelce bir şekilde piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir dolmamız olacak. Üzerine bolca yoğurt ilave edip ve o şekilde tüketebilirsiniz. Hemen tatlımız da sevgili izleyenler güzelce bir şekilde tatlımız da hazırlandı. Üzerine krem şantimizi ilave ettik ve güzelce bir şekilde tatlımız da fındıkla beraber servisini yaptık. Ve barbunya salatamız da dediğimiz gibi içine yeşilliklerimizi güzelce bir şekilde ilave ediyoruz. Ve zeytinyağımız, baharatlarımız, soğanımız, biberimiz ve kıvırcımızla beraber güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Salatamız güzelce bir şekilde harmanladıktan sonra servis edeceğiniz tabaklarınıza alıp ve afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir salata olmuş olacak inşallah. Evet ustam, ellerine sağlık. Hepsi mükemmel görünüyor. Hakkı Bey, yavaş yavaş da programımızın çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için, bizleri kımayıp geldiğiniz için. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Hemen alalım sizden. Cenab-ı Allah'tan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Her programda söylerim. Özellikle bütün vatandaşlarımıza. Sakın siz olun, ülkede mezheplere göre insanları ayıranlar olursa onlardan uzak durunuz. Bravo. Onlara bravo. Şeytan yaklaşsın. Irk, renk, dil, din, mezhep ayrımı yapmadan bütün insanları, insanlara saygı görmek, insanları sevmek insanlıktır. Onun dışında bu bizden, bu bizden değildir. Zihniyetini kim yapıyorsa bilin ki insan değildir. Evet, çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ağzınıza sağlık. Evet Mehmet Bey, sizden de alalım hemen. Ben de kendimi tanıtayım. Mehmet Zeki Ağgün, Vanlıyım. Gevaş İşkirt Köyü'nden. Tabii ki Hakkı Bey'in dediği gibi biz bu ülkede huzur istiyoruz. Evet. Barış istiyoruz. Bu ülke için kötü düşünenlere Cenab-ı Allah hiçbir zaman bir fırsat vermesin. Amin inşallah. Ülkemizin her bir köşesi ayrı bir güzellik. Evet. Her tarafı ayrı bir doğa güzelliği. Bir insanlarda bir güler yüzlük, sevgi, muhabbet var. Bu muhabbetin, sevginin eksilmeyeceğini dua ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Böyle bize de ikramlarda bulundunuz. Çok teşekkür ederiz. Evet ustam, hemen senden de alalım. Son olarak neler söylemek istersin? Evet sevgili izleyicilerimiz, sizlerle beraber yine güzel bir günü noktaladık. Yarın yine güzel bir konuğumuz olacak. Sevgili Güçlü Soydemir bizim aramızda olacak. Yarın güzel bir program size hazırladık. Ve sizlerle beraber güzel bir günü noktaladık. Yarın burada görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok. Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle afiyetle kalın, hoşça kalın diyeceğim. Sakın ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Hakkı Bulut'un çok güzel eseriyle geliyoruz şu an karşınıza. Evet, söz sizde. Yola çıkmış arıyorum kaybettiğim aşkımı. Yola çıkmış arıyorum kaybettiğim aşkımı. Ne olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. Ne olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam karanlıktır. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam karanlıktır. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur.
yaşamanın gayesini. Seni görünce anladım yaşamanın anlamını. Seni sevince anladım senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Bil ki tahammül edemem başka birini sevmene. Bil ki tahammül edemem başka birini sevmene. Sevme benden başkasını, razı değilsen ölmeme. Sevme benden başkasını, razı değilsen ölmeme.